Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir oya modeli çalışacağız. Yazmanın üzerine yapılan üç boyutlu ve tohumu içinde olan bir oya modeli çalışacağız. Yapması çok kolay ve gösterişli bir oya modeli çalışacağız. Yeşil ipimiz var, 773. Benim çok sevdiğim bir yeşil. Sarı tohum için kullanacağım. Ve bu sefer çiçeklerimizi bundan yapacağım. Daha sonra diğer renkleri de kullanabilirsiniz isterseniz siz yazmanıza uygun olarak. Şimdi burada bir kaya modeli çalışmıştım. Zaten örnek çıkarttığım için başka bir örnek için çalışmıştım onu. Şimdi hemen çiçeğimin yapılışını anlatacağım. Sonra tekrar kayayı anlatacağım sizlere. 3, 6, 9 tane bırakıyorum. 10. ipimi bağlıyorum. İplerimizi kullanmadan önce mutlaka esnetiyoruz arkadaşlar. Evet, ipimizi yazmamıza bağladık. Biraz da pay bıraktık yan tarafa doğru gidebilmek için. Hemen yandaki zürafaya geçiyoruz. Bir tane zürafa oluşturuyoruz. Tekrar yandaki zürafaya geçip bir zürafa. Alta bir ayak ya da kök tabir edilen kısmı çalışıyoruz. 3 ve 4 tane yapıyoruz zürafamızı. Burada dikkat etmemiz gereken alttaki zürafalarla aynı boyda olması gerekiyor. Zürafalarımızın germemesi için, düzgün durması için. Daha sonra ipimizi geriye getiriyoruz. Buna da gözeme işlemi diyoruz. Şimdi hepsini birer kere atıyoruz yine. Ve kendiliğinden eksilir bu şekilde. 4 tane zürafamız vardı. Bu sırada 3 tane zürafamız kalır. Ve 2 tane kalacak daha sonrakinde. Bakın. Şimdi 3 tane zürafam kaldı. İpimi geriye getiriyorum. 1 ve 2. Bu eski bir oya modelinden uyarladım arkadaşlar. Yani eski modeller var ama ben biraz değiştiriyorum. Güncelleştiriyorum oyalarımızı. Şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum. Aynı yere batarak 1 ve 2 tane zürafa yapıyorum. Daha sonra yine ipimi geriye getiriyorum. Yani gözeme işlemimi yapıyorum. Biraz bol getiriyorum ki ipimi rahat arttırabileyim. Sonra aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa yapıyorum araya. Daha sonra yine aynı yere geçerek bir zürafa daha yapıyorum. 3 tane zürafam oldu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde her sırada bir tane arttırabiliyorum. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Hafif bol dediğim gibi. Daha sonra yine aynı yere batıyorum ki arttırabileyim. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Ve sonrakine geçiyorum. En sona geldiğim zaman yine aynı yere bir tane zürafa yapıyorum. Bunların hepsinin aynı boyda olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani indirli olmasın. Boylar hep aynı olsun. Şimdi bir sıra daha çalışacağım. 5 tane zürafam olacak. Şimdi 5 tane zürafam oldu arkadaşlar. İpimi tekrar geriye getiriyorum. Bir tane küçük pırpırımı yapıyorum. Arttırıyormuşum gibi. Biraz daha büyük yapıyorum ondan. Sonra onun içine geriye geliyorum. Ve tam dibine batarak aşağıya iniyorum. Yani
Alttaki zürafaya iniyorum. Bakın bu şekilde bir eskilerin deyimiyle bülbül tükrüğü. Şimdi tam olarak ne deniyor bilmiyorum. Sinek kanadı deniyor ama tam yani bunun devamı sinek kanadı oluyor daha çok. Şimdi hepsine birer kere batıyorum. 4 tane zürafam kalacak yine deminki gibi. Evet, 3. Bakın burada daha küçük yapıyorum zürafaları. Ara ipimi de gergin getiriyorum. Yani şeyde yaprakta tamamen yaprağın başından beri. Çünkü şey altta biraz daha büyük tutuyoruz zürafaları gerdirmesin diye. Şuradaki zürafalarla buradakiler aynı boyda olmuyor. Onu söylemek istedim. Şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum. Aynı şekilde bülbül tükrüğü dediğimiz teknikle bir tane kirpik çentik oluşturuyoruz buraya. Ve tam dibine iniyorum yine. Her sıranın başında bu işlemi yapıyoruz. Sağ tarafında. Sonra diğer taraftan normal yaparak eksiltme işlemi yapıyoruz. Bu sırada 3 tane zürafam kalıyor tabii ki. İki sıra daha çalışacağım. Evet arkadaşlar, bir tane zürafam kalana kadar yaptım. O son zürafam üzerine de geriye geliyorum. Yine küçük çentiğimizi oluşturuyorum. Ve yaprağımı bitiriyorum böylelikle. Şimdi bu şekilde yaprak kısmımız bitti. Biraz değişik bir yaprak çalışması yapmış olduk böylelikle. Tabii bu benim tasarımım bu kısmı. Şimdi çiçek kısmımıza geliyoruz. İpimizi yandaki sürafamıza bağlıyoruz bu sefer. Buraya bir iki tane zürafa yapıyoruz. Yine. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Bakın. Buraya bir daha batıyorum, arttırıyorum. Daha sonra bir tane daha batıyorum buraya. İki tane arttırdım burada. Şimdi yandaki zürafaya geçerken yine bir zürafa yapıyorum. Oraya da iki tane zürafa yapacağım. Toplam 5 tane zürafam olacak burada. 4 ve 5. Şimdi 5. zürafamda biraz zor batılıyor tabii ki. Evet, şimdi 5 tane zürafam yaptıktan sonra arkadaşlar burada hemen ipimi önden geçiriyorum bakın. Şu şekilde ikiye katlıyorum ve ilk zürafama batıyorum ve bağlıyorum birbirine. Araya bir zürafa büyüklüğünde yapıyorum yine. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Hemen boru oluşturuyorum burada yani. Sonra bir sonraki zürafaya geçeceğim. Sonrakine
Evet. Dördüncü ve beşinciye battım. Hemen hafif döndürüyorum. İlk yukarıya çıkarken, öbür sıraya geçerken yaptığım sürahiyle batıyorum. Bakın, borum oluştu zaten. Gördüğünüz gibi. Hemen şimdi hepsine birer kere batarak iki sıra daha çalışacağım. Tutabilirsem. Döndürerek boru şeklinde. Şöyle geri döndüreceğim burulmasın diye. Hemen diğerine geçiyorum. Şimdi iki sıra daha bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iki sıra daha dolaştım ve ipimi kesiyorum buradan biraz paylı olarak. Evet arkadaşlar, şimdi sarı ipimi aldım. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Ve yeşili de tutarak bağlıyorum. Onu kapatıyorum. Burada kayboldu tamamen. Aradaki, hani yukarıya çıkarken yaptığımız zürafa vardı. Altı gibi görünür. Onu bitirmiş olduk orada arkadaşlar. Yine 5 tane zürafamız var şimdi. Hemen yine aynı yere batıyorum. Şurada yaptığım gibi küçük bir çentik, bülbül tükürüğü oluşturuyorum. Sonra yeşil ipim araya karıştı zaten. Sarı ipimi kesiyorum buradan. Yandaki zürafaya geçeceğim. Ona da aynısından yapıyorum. 5 tane zürafanın içine 5 tane çentiğimizi çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane zürafanın içine 5 tane çentiğimizi yaptık ama ilk zürafamızın dibine batmadan bitirmiyoruz. O araya da bir tane zürafa yapıyoruz. Geçişlerde birer tane zürafa yaptık. Şimdi bu kısmı tohum kısmı olacak ve çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi cam göbeği rengi ipimizi aldık. Yeşil gibi, mavi gibi. Bir önceki, son bitirdiğime değil de bir önceki zürafama geliyorum. İkisi de aynı yerde olmasın diye yapıyorum bunu, başlangıç ve bitiş yerleri. Daha sonra bir tane zürafamı düğümü yapıyorum. Buraya iki tane zürafamı yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buraya bir tane daha zürafa yapıyoruz. İki tane zürafamızı yaptık. Bu yaprakta çalıştığımız gibi arkadaşlar, 5'e kadar arttırıyoruz yine. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane zürafaya kadar arttırdım. Yine deminki gibi bir zürafa kalana kadar eksilteceğim. Evet arkadaşlar, şimdi son zürafanın da üzerine geldim. Bir zürafa kaldıktan sonra onun da üzerine geldim ve bir alttaki zürafaya batarak yan tarafa bir zürafa oluşturuyorum. Yani kenarını tam dolanmayacağım. Yarısına yapacağım. Hepsine birer kere batarak aşağıya kadar iniyorum. Her zürafanın sonuna. Ama her zaman söylediğim gibi şurada ip eklemiştim. Orası biraz görünebilir. Orayı da geçin. Burada iki tane zürafa var gibi görünür arkadaşlar. Bazen yanılıyorlar. Şu aradaki, uçtaki değil arkadaşlar. Uçta bir tane daha olur. O geri ipimdir.
geri ipin içindeki normal zürafaya batıyorsunuz. Hepsine birer kere batarak aşağıya kadar iniyoruz. Ve tam dibe kadar geleceğim. Yani sarı kısma kadar ineceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Dolaştırmayayım acele ederken. Şimdi en alta iniyorum. Bakın. Sarıya da battıktan sonra bu sarının arka kısmından ipimi geçiriyorum. Küçük bir zürafa yapıyorum bu geçişte arkadaşlar ki şey toplansın öne doğru diğer kısım. Yani çok büyük bir zürafa ile geçmeyin burayı. Şimdi yine bunun içine de aynı şekilde yaprak çalışıyorum. 5 zürafaya 5 tane yaprak çalışacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi 5. yaprağımızı da aynı şekilde çalışarak tamamlıyoruz ve mutlaka başladığımız yere gelerek düğümüzü atıyoruz ve çiçeğimizi bitiriyoruz. Daha sonra ipimizi kesiyoruz buradan. Bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi yaprak kısmının ara kısmının ara suyunun yapılışını göstereceğim. Şimdi ara suyunu yapmak için yeşil ipimizi alıyoruz. Arada 3, 6, 9 tane bırakıyoruz. 10'uncuya geliyoruz. İpimizi bağlıyoruz. Sade bir ara suyu yapacağım. Siz farklı model isterseniz kanalımda bir sürü ara suyu modeli var tekrar. Şimdi 1 2 tane zürafamızı yapıyoruz. Sonra geri geldiğimizde ara ipimizi de alıyoruz. Yukarıya kaldırıyoruz. İkincide de var biraz daha. Onu da alıyoruz. Yani hepsi aynı görünsün diye yapıyoruz bunu. Daha sonra bir zürafamız oluştu. O zürafanın üzerine geriye geliyoruz. Ve yine aynı yere batarak bir tane pırpır yapıyoruz. Daha sonra yandaki zürafaya ipimizi uzatarak iniyoruz. Sonra yine iki tane zürafa yapacağız. Bir, iki tane. Onun birincisine geriye geliyoruz. Ve yandaki zürafaya geçip bir zürafa oluşturuyoruz. Yine üzerine geriye geliyoruz. Ve minik bir pırpır yapıyoruz. Çok büyük olmayan. Tekrar aşağı iniyoruz. İstediğimiz kadar çalışabiliriz bunu arkadaşlar. Aramız ne kadar bırakmak istiyorsak o şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri, sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve mutlaka evde kalın arkadaşlar.